Merhabalaşın. Zaten siz merhabalaşıyorsunuzdur ama evet. Sen de belki görmüyorsundur aynı yerde bile olsan diye bir merhabalaşın istedim. Çok sevek dostla karşılaşıyoruz tabii. Üç eski cumhuriyetçi yani düşünsene. Evet. Eskimeyen cumhuriyetçi diyelim daha. ne olursa olsun. Pardon. Özür dilerim. Tabii ama zaten devam ediyorsun da ama biz de orada uzun yıllar tabii hepimiz için eskimeyen cumhuriyetçi dedim. Hepimiz için. Ben soracağım her şeyi sordum. Soracağım bir şey varsa soralım. Yoksa çok teşekkür edelim sevgili İlhan'a. İlhan bütün yanlarıyla aktardı. Ben de gerçekten birçoğunu bilmeme rağmen hepsini birleştirdi. Yeni bilgiler de verdi. Buna alışmamak gerekiyor. Evet. İlhan buna alışmayanlardan gerçekten kutluyorum da. Ya bu böyledir zaten. Bizim dünyada yani mücadele eden cumhuriyetçi insanlarda kimi böyle geri çekilmeler yerleşti mi? Bu böyle zaten havası oluşuyor Ümit. Evet, doğru söylüyorsun. O nedenle İlhan da buna alışmayanlardan hani böyle sürekli olumsuzlukları vurguluyor. Doğru olanı söylüyor. Karşı tarafın bunu anlamayacağını bildiği halde doğru olanı söylüyor. En azından kayıtlara giriyor diyelim. Aynen. Değil mi? Aynen. İleride lazım olur. İleride lazım olur. İlhan'cığım çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Çok selamlar, çok sevgiler, kolaylıklar, iyi yayınlar. Çok mersi, çok sevgiler. Evet. Ben tabii ona güle güle dedim. Balbay da gitti. Allah Allah. Sen de bir anda yok oldun ortadan. Ben İlhan'ı dinlemeye takılmıştım. O yüzden direkt bağlanınca sesi açık unutmuştum. O yüzden hemen... Anladım. Tamam. Sesi peki. Açık unutmuştum televizyonun. Anladım. Ümit şimdi dar zamanda ben Meral Akşener'den başlamak istiyorum. Kısaca şöyle. Anımsarsan seninle ilk buluşmamızda, ilk sabah konuşmamızda Akşener'in pek çok kesimle ittifak kopardığını, öteki partilerle ittifak kopardığını, parti kadrolarıyla ittifak kopardığını, artık tabanıyla da ittifak kopardığını konuşmuştuk. Biraz da kara mizah yaparak. Kendi tabanıyla da ittifak kopardı. Evet, artık. Kopardı diye. Evet. Dün bunun fotoğrafını yaşadım. Evet. Oy vermezsen verme be. Ya. Siyasette artık çok tehlikeli bir... Zaten tarihte bunun bütün örnekleri mevcut ve nereye gittiği de çok net bir şekilde bellidir. Bir aslında oralara bir bakmasını tavsiye etmek lazım Meral Hanım'a ama pek onları görecek halde değil galiba. Öyle de değil. Değil. Bu Bilge Yılmaz da galiba istifa edecekmiş. Gerçi böyle ona dair değil mi? Öyle bir şey de var. İstifa edecek. O da istifa edecek. Yani öyle görünüyor. Görünüyor. Yani arkasından zaten geride kim kaldı diye baktığımızda kim kaldı demek kimse lazım. De kalmadı ama yakın geçmişte özellikle Ankara'da adı bir anlamda hem İyi Parti ile anılan hem de genel anlamda merkez sağda olup hani sosyal demokratlarla barışık insanlar vardı, onlar ayrıldı. İyi Parti'nin Ankara İl Başkanı ben Mansur Yavaş'ın karşısına çıkamam diyerek ayrıldı. İyi Parti'nin İzmir İl Başkanı Ümit Özdağ ile adayıyla karşı karşıya gelince Akşener tabii Özdağ'ı harcayamadı. İl başkanını kopardı. Yani hani kendi örgütüyle ve tabanıyla da bağı koparmış görünüyor. Şu yanıyla aslında hani bizim siyasal düşüncelerimizden öte sevgili Ümit. Yani bu 2007 seçimlerinde anımsarsan hani ANAP'la Doğru Yol Partisi'nin seçime birlikte girmesi, Mehmet Ağar'la Erkan Mumcu'nun birlikte yürümeye karar vermesi, son anda bir günde seçimlere çok kısa bir sabah... Aslında 1-2 saat içinde demek daha yerinde olur ona. Evet. Ve o süreç Ümit, hani anımsarsın AKP'nin artık iyice hani dişlerini geçirerek iktidara hani yürüdüğü süreçtir. Evet. Çünkü o 2002 seçimlerinde %35 ile gelmişti. %34,5 hatta. Evet %34,5 ama 2007'de aldığı oy %47 idi. %13 artış. Onca hani Cumhuriyet mitingleri vesaire bir dizi. Ama tabii orada hem bu bahsettiğin birlikteliğin bir anda sona ermesi yani Mehmet Ağar'la Demokrat Parti ve şeyin neydi? DYP'nin de galiba değil mi? Eski DYP. Evet, Doğru Yol'da. Doğru Yol Partisi. Doğru Yol'da ANAP'tı. Yani bir de ANAP'tı, hani, doğru. Devamında Orada tabii Genelkurmay Başkanı'nın bir gece yarısı yaptığı şey
Tabii 27 Nisan e-muhtırası. Açıklama hepsi bildirimi. Bir araya geldi. Ama bunda önemli bir etken Ümit, merkez sağın çökmüş olmasıydı. Tabii. Ve yani Anadolu'da bu, yani hakikaten hani dini her şeyin üstünde koymak, dini ticarileştirmek hakikaten yoktur. Hani yoktur, pek çok şeye rağmen yoktur. Yoktu. Yani bunu kullanan olur eder ama kitlesel değildir. Ama o insanlar baktılar ki artık merkez sağdan umut yok. Umut yok. Ya bir bak, o zaman geldiğimiz noktayı düşünebiliyor musun? Halil Konak isimli bir cami imamı çıkıyor, neler söylüyor. Bırak ondan vazgeçtim. Evet. Diyanet İşleri Başkanı ne diyor? Onu tüylerim ürpererek okumuştum burada. Kinle yoğrulmuş bir gençlik istediğini ilan ediyor. Nefret içinde bir gençlikten söz ediyor. Yani geldiğimiz nokta gerçekten çok acıklı. Ve bugün de biliyorsun 28 Şubat'ın yıldır. Onu da geleceğim. Tamam. Şimdi Ümit, merkez sağın bu çöküşü hüzün verici. Şimdi yerine hani bir anlamda Zafer Partisi ile yeniden Refah Partisi oynuyor. Ama her iki partiyi de ayrıca konuşabiliriz. Sen de geçtiğimiz günlerde Azmi Karamahmutoğlu ile konuştun. Ama oralarda da bence hani bir ideoloji partisi olarak, bir kadro partisi olarak saygı duyulur. Düşüncesi budur denir. Ama o yapıların kitleselleşmesi çok zor bence. Toplumsallaşması, kitle partisi olması çok zor. Hani bunu da ayrıca tabii zamanla konuşuruz. Yani tabii konuşacağız. Önümüzdeki günlerde bunu konuşacağız. Süreç olacak. Ama 28 Şubat ben de sen kim köşe yazarlarını Rahmi abinin yazısını dile getirdin. Dün Ali Sirmen güzel bir çok yazı güzel yazdı. Çok güzel bir yazı yazdı o da. Evet. Ben de dün şimdi aldım. Ali Can Türk'le Nilgül Hanım'ı aldım ben dün. Çok tabii yani öylesine ben çok yazı da yazdım o konuda. Sen de yazdın, çok iyi hatırlıyorum. Ya, çok, yazdık çok ikimiz de. Öylesine sahte bir durum ki yapan adam içeride 17 yılı hapis yedi yatıyor Mustafa Bilgili. Bu şeyin savcısı. Yazdığı iddianame kendisi içeride FETÖ'den yani hapse almış, hüküme bağlanmış bu. Yazdığı iddianame en ufak bir değişiklik yapılmadan konuldu ve üzerine kitap yazıldı ya. Ne kadar yalan, dolan, sahte belgelerin olduğuna dair. Buna rağmen kulaklar tıkanıldı. Hatta 3 tane falan da hakim değiştirdi eğer yanılmıyorsam. Evet, benle konuşuyorum ki sen konuşacaksın. Buyur. Tabii. Yok. Karşılıklı haklısın. Şöyle ki, şöyle özetleyeceğim daha doğrusu. Hani klasik can ve mal güvenliği diye bir kavram vardır. Evet. Yani bu can güvenliği ve mal güvenliği. Bu iktidar döneminde artık bunların üstüne hukuk güvenliği olmadığını gördük. Ya. Evet. Sınav güvenliği olmadığını gördük. Düşün. Güvenliği olan bir şey söyleyebilir misin? İktidar güvenliği herhalde. Yani başka bir güvenlik. Başka bir şey güvenlik ben de bilemiyorum. Yani. Evet. Şimdi burada biz bu Ergenekon davalarından hapis yatarken ki sen de her perşembe yazının altındaki mektubun hep hala aklımdadır. Yani o bir daha olmaması dileğiyle. Evet. Bir daha olmaması dileğiyle diyelim. Orada inan avukatların özellikle çok sık vurguladığı şöyle bir şey vardı Ümit. Biliyorsun o davalara devamında Ergenekon'u kumpas kafes yine 28 Şubat davaları eklendi arkasından böyle gitti. Evet. O dönem belli bir yaş grubundaki avukatlar şöyle demişlerdi mahkeme heyetine. Biz 12 Eylül döneminde de yargılamalar gördük, sıkı yönetim yargılamaları gördük. Orada bile darbenin ve sıkı yönetimin hukuku vardı. Ya. Biz bilirdik ki bu sıkı yönetim